İsa Karakaş'tan emeklilere uyarı, e borçlanmanın tam zamanı. 2025 yılına sayılı günler kala, emeklilik ve prim borçlanmaları ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Emeklilik bekleyenler ve prim eksiği olanlar için borçlanmanın kritik öneme sahip olduğunu belirten İsa Karakaş, e borçlanmanın tam zamanı dedi. 2024'te emekli olanlar, %30 daha fazla maaş alabilir katsayı nedeniyle 2024'te emekli olanların %30 daha fazla maaş alması gündemde. 2025 yılında emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak edilirken, SGK uzmanı Karakaş, prim eksikliği olanların borçlanma yoluyla emekli olmalarını önerdi. Karakaş, YouTube hesabından yaptığı açıklamada, borçlanma ile emekli olmanın yöntemlerini detaylandırdı. Askerlik, doğum ve diğer borçlanmaların tam zamanı olduğunu belirten Karakaş, şu ifadeleri kullandı. Bugün itibariyle ihtiyaç duyulursa, askerlik, doğum ve diğer borçlanmalar için günlük 214 Türk lirası civarında borçlanma bedeli ödeyebilirsiniz. Aylık 6400 Türk lirası civarında. Yüksekten ödemek isteyenler için ise günlük 1600 Türk lirası, aylık 48000 bin Türk lirası ödenebilir. Ne kadar prim eksiğiniz varsa, o kadarını borçlanabilirsiniz. İhtiyaç kadar borçlanma imkanı Karakaş, doğum yapmış kadınların, doğum borçlanmasında ihtiyaçları olduğu gün kadar borçlanabileceklerini söyledi. Bir ay doğum borcu olan bir anne bir ay, iki yıl borcu olan bir anne iki yıl borçlanabilecek. Prim eksiği olanlara da tavsiyede bulunan Karakaş, 2025'e kalmadan primlerini borçlanma yoluyla tamamlamalarını önerdi. Karakaş, %30 daha yüksek emeklilik maaşı imkanı olacak. 2025'ten itibaren bu borçlanma maliyetine en az %35 civarında bir artış olacak. Şartları tutanlar eksik primlerini hem ucuza tamamlama imkanı bulacak hem de 2025'e göre %30 daha yüksek emekli maaşı elde etmiş olacak. E ifadelerinde bulundu. Hizmet borçlanması yapanlarda borçlanılan döneme göre maaş artışının gerçekleşeceğini belirten Karakaş 2000 yılı öncesine ait bir borçlanmanın maaşı artıracağını, ancak 2008 sonrası yapılan borçlanmalarda asgari ücret üzerinden yapılacak olanların zarara neden olabileceğini ifade etti. İsa Karakaş, e bunlara dikkat ederek borçlanmanın yapılmasında fayda vardır e dedi.